Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün işkembe kavurma yapacağım. Güzel bir sakatat yemeği. Şöyle bir tane soğanım var. 4 tane biberim var. Kapya biber de koyuyordum ama bugün koymak istemedim. Bu şekilde yapmak istedim. Biraz daha acılı, böyle yeşil, bol yeşil biberle. Önce soğanı ikiye böldüm. Sonra onu bir kere daha böyle böldüm. Ve doğruyorum. İnce bir şekilde. Evet, bu şekilde doğradım. Hemen tenceremi alıyorum. Şimdi biberlere geçtim. Sadece şu uç kısmını bu şekilde alıyorum. Evet. Onları da böyle. Hemen tenceremi alıyorum. Evet, biberlerimi de doğradım. Onları da ekliyorum bu şekilde. Şimdi sıra işkembelerde. Evet, bakın tertemiz. Ben bunu zaten temizlenmiş halde aldım ama yine de sirkeli suya yatırdım, beklettim ve kuzu işkembe çok daha kolay doğranıyor arkadaşlar. Evet, böyle kare kare doğruyorum. Hemen doğrayıp geliyorum. Evet, şöyle son etimizi de kesiyorum. Kuzu işkembe yaparsanız daha kolay pişer. Dana biraz zor pişiyor. O yüzden ben genelde bir de daha kokusuz oluyor bu. O yüzden kuzu işkembe tercih ediyorum. Bakın çok da kolay kesiliyor. Şimdi bunları da alıyorum böyle. Şimdi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ocağa aldım biber ve soğanları. Şöyle sıvı yağ gezdireceğim. 2-3 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Ve kavurmaya başlıyorum. Bu şekilde biraz kavuracağım. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hem kokusunu alsın diye hem de işte biberle soğanla özdeşleşsin diye. Evet. İşkembeleri de attım. Şimdi beraber kavrulacaklar. Yaklaşık 10 dakika sonra salçaları atacağım. Üzerini kapatmıyorum, sulanmasın, çok fazla sulanmasın diye. Bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Evet. Biraz kavrulsun. Hemen geliyorum. Evet, şöyle bakabilirsiniz. Böyle kavurdum. Gördüğünüz gibi etler küçüldü. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı
Salça ekledim. Yarısı biber, yarısı domates. Ve tuz, karabiber ekledim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunun yanına birçok yerde yufka ekmeği diyorlar, böyle saçta açılan ekmek. Ondan veriyorlar. Bir de ayran. Gerçekten efsane. Biraz daha kavrulsun, hemen geliyorum. Evet, yemeğim pişti. Şöyle yakından bir bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya inanılmaz güzel. Bakın. Çok güzel bir yemek. Tavsiye ederim denemenizi. Deneyenlerden de yorum bekliyorum. Bakın. Rengi de muhteşem oldu.